Selam. Sonunda Falcon and Winter Soldier'ın final bölümü geldi. Bu zamana kadar çok ciddi bir ilerleme gösterilmiş olmasa da final için meraklıydık. Şimdi çok da uzatmadan bakalım neler olmuş. Videoya geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diziyi Kali ile başlıyoruz. Hatırlarsanız eğer önceki bölümde mültecilerin durumu ile ilgili yapılacak olan toplantı ele geçirilmişti. Şimdi ise işler daha da kızıştı. Bu hareket sonucunda bina çevresi kuşatıldı ve gergin bir bekleyiş var. Bucky ve Falcon ise iletişim halinde ve olay yerine toplanmaya çalışıyorlar. Falcon yardım çağırdığını söylediğinde Sharon geliyor. Burada teknolojik zımbırtılarla kılık değiştirebildiğini gördük. Madem böyle şeyler yapabiliyordun, neden Madriport'ta şöyle yaşadım böyle yaşadım diye ağladın Ajan Carter? Ve o efsanevi kostümü de görmüş olduk. Bucky'nin zevkli olduğunu biliyorduk gerçekten harika bir kostüm tasarlatmış. Falcon ise ilk kez kendini Kaptan Amerika olarak tanıttı. Kali ise Baki'yi aradı ve olacaklarının sorumluluğunu aldığını, oradan sağ çıkamasa bile şu anki cesaretleriyle daha büyük şeyler için savaştığını belirtti. Flex Smashers üyelerinin etrafa yerleştirdiği çok fazla adamı var ve o kargaşada kimse kimseden şüphelenmiyor. Sharon ise gayet vahşi yöntemlerle birilerini öldürmeye başlamış, gözümüzden kaçmadı. Red Wing bile geri gelmiş. İşleri iyice çığırından çıktı. Kali uzlaşmaya gelmediği gibi gözünü de iyice kararttı. Bol aksiyonlu başlayıp bol aksiyonu devam ediyor. Bucky yerdekilerle ilgilenirken Falcon ya da yeni Kaptan Amerika mı desek bilemedik havadakilerle uğraşıyor. Bu arada köprüdekiler gayet normal bir şekilde araba sürüyor. Ne ara olan biteni anladılar da inip alkışlamaya başladılar. John Walker çıka geldi ve Kali'ye seslendi. Önceki bölümün After Critics'in kendisine bir kalkan yaptığını görmüştük. Ama düşününce kaptanın orijinal kalkanı vibranyumdu ve Kali ile olan dövüşünde John Walker'ın kalkanı darbelere çok dayanıklıydı. Vibranyumun çok nadir ve Wakanda kökenli bir metal olduğunu düşününce bir şeyler eksik kalmış. Rehinelerin olduğu araç düşerken John Walker kurtarmaya çalıştı ama Kali ve adamları ona engel oldu. Ama son anda Falcon yetişmeyi başardı. Çevredekiler Black Falcon derken biri çıkıp hayır Kaptan Amerika dedi. John Walker'a kıyasla Falcon çok çabuk benimsendi. Falcon ise hem Kali'yi hem de John'u durdurmaya çalışıyor. Ortalık karıştığında Kali ve Sharon karşı karşıya geldi ve birbirlerini tanıyormuş gibi bir halleri vardı. Gerçekten de öyleymiş. Madripoor'a geldiğinde Sharon Kali'yi yanına almış. Ama Kali ona ihanet etmiş. Sharon ise Power Broker hakkında oldukça bilgili. Power Broker'ı Sharon sandılar ve o vurulduğunda Sam geldi. Kali ise onun kendisini manipüle ettiğini düşünerek Sam'e saldırdı. Sam Kali ile uğraşırken John ve Bucky ise diğer Flex Smashers üyelerini ekiplerle beraber yakaladı. John burada biraz daha sakinleşmiş ve yardıma meyilli davranıyor. Sanki önceki bölümlerdeki sinir ve kibri kalmamış gibi. Kali ise Sam'e karşı gitgide daha öfkeli bir hale geldi ve en sonunda ona silah doğrulttu. Tetiği çekeceği sırada Sharon Kali'yi vurdu. Kali tek kurşunla öldü ve Sam onu olay yerine taşıdı. Süper asker diye bir ton hava yapan insanlar nasıl tek kurşunla ölüyor ya? İbrahim tatlı ses bile kafasına yedi o kurşunu. Rehinelerin hepsinin yüksek mevkili insanlar olduğunu biliyoruz ve bu yüzden etraf basın ve gazetecilerle dolu. Semin o sırada senatöre ve diğer yetkililere verdiği ayar tüm Amerika'da canlı canlı izlendi. Siyahi olmasının Kaptan Amerika olmasına engel olamayacağına ama yargılanmaya devam edeceğine kadar herkesin içinden geçenleri tek tek söyledi. Kalan Flex Smasher üyeleri ise hapishaneye nakilleri sırasında zırhlı aracın bombalanmasıyla öldürüldü. Süper insanlardan kurtulmuş oldular. John Walker ise çizgi romandaki gibi ünvandan kovulunca US Agent olarak yeni siyah kostümüyle karşımıza çıktı. Dizi boyunca kimse Walker'ın serumu kullanması üzerine durmadı yalnız. Keşke biraz aydınlatsalardı. Bucky ise ilk bölümlerdeki o Asyalı adamın yanına gitti. Oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Daha sonra ise terapisine defterinin tüm isimler çizili halini gönderdi. Artık kendi içinde affettireceği kimse kalmamış oldu. Sam ise Bradley ile görüştü ve ona mükemmel bir jest yaptı. Kaptan Amerika'nın tarihiyle alakalı o müzede artık Bradley'in de heykeli var. Buradan sonra herkesi mutlu görüyoruz. Hatta Falcon, Kaptan Amerika sözünü tuttu ve Sharon'ın adını resmi olarak mahkeme önünde temize çıkarttı. Hatta eski görevine de geri döndü. Power Broker Sharon gibi gösterildi ama bölüm sonunda Sharon biriyle konuştu. Yani hala net olarak görmüş sayılmayız. İkinci sezonun gelemeyeceği konuşulduğunu düşünürsek eğer bu şekilde bitmesi pek tatmin edici değildi. Süper askerler öldü, Falcon Kaptan Amerika oldu, Walker US yes, Agent oldu. Bucky iç hesaplaşmasını bitirdi. Sharon adını temize çıkardı ama hala pis işlerle uğraşıyor. Devamı olacakmış gibi biten ve kafada soru işaretleri bırakan bir finalle bu videoyu da bitiriyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.